Baykar tarafından tasarlanan 6 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip akıncı taarruzi insansız hava aracı yani TİHA hizmete girdi. Hem Türk Hava Kuvvetleri hem de Türk Kara Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlanan akıncı yakın zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da İHA filosuna katılacak. Yerli ihalesinin en büyüğü olan Akıncı ile görev yarı çapı uzatılıyor. Ayrıca taşınan mühimmat ve ekipman ağırlığında da ciddi bir artış yakalandı. Akıncı F-16 uçaklarının da yükünü azaltacak. TİHA'nın toplam taşıma kapasitesi ise 1,5 ton. İlk uçuşunu yaklaşık 1,5 yıl önce yapan çift motorlu Akıncı için 3 adet prototip imal edildi. Yoğun olarak farklı amaçlarda test edilen Akıncı bu süreçte çeşitli rekorlara da imza attı. 38.039 feet yani yaklaşık 11.594 metre irtifaya çıkan Akıncı 25 saat 46 dakika havada kaldı. Tüm test süreci Tekirdağ Çorlu Havalimanı askeri bölümünde kurulan test merkezinde yapıldı. Toplam test sortisi ise 1000'i aştı. Akıncı bu yıl 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen Roketsan'ın ürünü akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedeflerini başarıyla vurdu. 5 Temmuz'da da yapılan atış testinde ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de Akıncı'dan atılan mühimmatlar hedeflerini tam isabetle vurdu. Halen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda TB2 ve Anka'nın üzerine Akıncı ile önemli bir İHA gücü elde edilecek. Türk Hava Kuvvetleri ise İsrail'den alınan Heron'ları Akıncı ile değiştirmeyi hedefliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İHA filosunda ise hem TB2 hem de Anka bulunuyor. Akıncı yeni ve büyük bir model olarak envantere girecek. Taarruzi İHA sistemi taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarı, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilecek. Akıncı TİHA, gelişmiş bilgisayar sistemlerinin sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip. Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarı sayesinde Akıncı, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını da yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin bir şekilde tespit ediliyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı, hava bombardımanı da gerçekleştirebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleri de Akıncı tarafından kullanılacak. Böylelikle kendisine yaklaşan hedeflere cevap verme özelliğine sahip olacak. Akıncı TİHA da yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T gibi mühimmatların yanı sıra nüfus edici bomba, Cirit, Leumtas, Bozok, Mark 81, Mark 82, Mark 83, kanatlı güdüm kiti Mark 82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, hassas güdüm kiti, lazer güdüm kiti gibi mühimmat ve füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak. Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemiyle yer sistemlerine bağlı olmaksızın otomatik iniş ve kalkış yapabilen Akıncı, çift yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek. Baykar yıl sonuna kadar toplam 6 adet Akıncı sistemini teslim etmeyi hedefliyor. Gelecek yıl içinde üretim devam edecek. Akıncı'ya ayrıca yurt dışından da büyük ilgi bulunuyor.